En önemli gurur kaynağım en büyük başarımdı diyemeyeceğim. En önemli gurur kaynağım ilk yarışmamdı. Milli takımda yarıştığım ilk yarışma ve takım olarak aldığımız altın madalyaydı. Çünkü o yarışmada benim kendimi kanıtlamam gereken biri vardı. Çok yakınım, babam. Babam bana bir şekilde inanamıyordu. Bunu başarabileceğime, yapabileceğime olan inancı hep eksikti. Ben aslında ona kendimi kanıtlamak için bu kadar hırslı, bu kadar istekli oldum okçuluğa karşı. Ve ilk yarışmama gittiğimde yine benden çok büyük beklentileri yoktu. Eve o madalyayla döndüğümde, baba bak işte kazandım, bu benim ilk madalyam, ilk uluslararası madalyam, biz dünya şampiyonu olduk dediğimde, babam ilk başlarda beni kabul etmese de sonrasında büyük başarılar elde edebildiğimi gördükten sonra, milli takıma girdikten sonra, bu ülkeyi temsil etmenin gururunu benimle birlikte o da yaşadıktan sonra kendisi en büyük destekçim oldu. Ben gerçekten hayatımın en büyük gururunu yaşadım. Yaşayacağım hiçbir gurur, hiçbir madalya onun yerini tutmayacak. O gerçekten benim kendimi kanıtlama, kendimi göstermemdi. Temperature has already gone up because this lady, the world number four, has busted and is shooting for gold on home soil. 2018 yılında Antalya'da düzenlenen World Cup'ta altın madalya kazandım. Bu World Cup yarışması öncesinde birçok yarışmada altın madalya finaline kaldım. Ancak bir şekilde finalde başarılı olamıyor ve gümüş madalyada kalıyordum. Tabii ki de gümüş madalya almak da çok büyük bir başarıydı. Ama ben burada o altını almayı gerçekten çok istemiştim. Çünkü artık bu zinciri kırmak istiyordum. Another 10, two perfect ends. This crowd go wild here in Antalya. Artık kendimi aşmak ve kendime başarabildiğimi göstermek istiyordum burada. Tabii ki de Antalya'da olmasının da kazanmamda çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü ailem, arkadaşlarım, beni destekleyen herkesin desteğini sırtımda hissettim ve o platforma çok daha güçlü olarak çıktım ve başardım. Oh, amazing stuff! Boston scores a 10 that makes it impossible for Paige Pierce. Antalya'nın Dünya Kupası ayağında daha önce hiç kimse, hiçbir Türk okçu altın madalya finalini kazanmamıştı. Tabii ki de ilk olmak çok güzel çünkü ilkler her zaman bir şekilde akıllarda yer ediniyor. Ve bir yerde ilk olduğunuz zaman bunu, yani ömrünüz boyunca hatırlayıp bununla gururlanabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi gururlanmak benim için çok önemliydi bu işe ilk başladığımdan beri. Yani bir ilki başarmış olmak daha başka bir sürü ilki başarmak için güç veriyor. Makaralı yay kadınlarda dünyanın en iyilerinden biri olduğumu düşünüyorum. Bence tam olarak en iyi diye bir kavram yok çünkü okçuluk artık çok üst seviyelerde yapılan bir spor haline geldi. Ve bu yüzden sürekli finallerde çok iyi isimler, farklı isimler görebiliyoruz. En iyinin değil, en iyilerin olduğu bir yer. Bu aslında okçuluğun geliştiğini gösteriyor bize. Ben de o en iyilerin içinde yer aldığıma inanıyorum. Sara Lopez gerçekten muhteşem bir okçu ve çok büyük başarılara imza attı. Onunla aynı kategoride olmak bence bizim daha iyi olmamız için bizim daha iyi olmamızı sağlıyor. Sonuçta bir müsabakada, bir yarışmada ya da hayatımızdaki herhangi bir şeyde ne kadar iyiler varsa çıta o kadar yukarı çıkacaktır. Aslında biz hep birlikte okçuluğu yüksek seviyelere taşıyoruz. Sara da bunu en güzel yapan sporculardan bir tanesi. Looking fairly
extremely confident, and really she is the sort of the tallest woman for the Turkish team. Definitely, she's been unbelievable the last couple of years, been trading number one in the world with Sara Lopez, so lots of experience on the stage and just really calm under pressure. Yani bugüne kadar ülkeme kazandırmış olduğum her başarının ülkeme kazandırılmış olduğuna inanıyorum. Alçak gönüllülük, mütevazilik bir yana başarılarımın gençlere örnek olmasını ve arkamdan gelen neslin Türkiye'de daha iyi yerlere gelebilmesi, beni geçmeleri beni çok mutlu eder. Çünkü bu ülkemizi dünya platformunda daha iyi yerlere taşıyacaktır. Şu an kategorimdeki en başarılı sporcu benim. Bu ülkeye birçok ilk adı altında madalya kazandırdım Makaralı Yay Kadınlar'da. Ve tabii ki de benimle birlikte çok iyi takım arkadaşlarım var. Kendimden sonra Gizem Elma Ağaçlı yine ülkemin en iyi sporcularından biri. Teşekkür ederim for Öner Bektaş. Thank you very much as the Turkish coach. Okçuluk milli takımında bu yaş grubunda yer alıyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ben okçuluk milli takımına ilk seçildiğim zaman takımdaki en genç üyelerden biriydim. Şimdi ise en büyüklerden biriyim. Bu gösteriyor ki aslında benim ilk milli takıma girdiğim zaman bizim için bir kırılma noktası olmuş. Şu an en büyükleriyim ama hala da çok gencim. Bu aslında hepimiz için çok güzel bir şey. Great stuff from Turkey. Ken'in okçulukta büyük başarılara imza atmasında bir kişinin başarısı da etkili oldu diyebiliriz. Tüm takımın başarısı da etkili oldu diyebiliriz. Yani okçuluk bir anda Türkiye'de çok yükseldi ve bir anda hepimiz yapabileceğimizi gördük. Aslında birçoğumuz bu potansiyeli içimizde taşıyorduk. Ancak kendimize belki de inanç noktasında eksikliklerimiz vardı. Sonra bir madalya, iki madalya derken hepimiz ben de yapabilirim, ben de başarabilirim gördük ve o içimizdeki potansiyeli dışarı çıkardık. Bu sayede tüm takım olarak büyük başarılara imza atmaya başladık.